Herkese merhabalar. LGS 2024 yolculuğumuzda sözel bölümde İngilizce'de kaç almak istiyoruz Songuç'um? Full hocam. Harikasın. İnşallah full yapacağız. 10'da 10 yapacağız. Bunun için de sözel bölümde İngilizce'de hiçbir soruyu kaçırmamak için dikkatli olmamız gerekiyor. Doğru kelimeleri çalışmamız gerekiyor. Çünkü sınavda hiçbir şekilde gramer sorulmuyor. Tamamen kelime soruluyor. Yani bizim öğreneceğimiz kelimeler çok önemli. Böyle resimler soruyorlar ve kelimeleri eşleştirmeyi soruyorlar. Yani işte iyiye s takısı gelir, şiye s takısı gelir, do olur, does olur, böyle şeylere, bu tarz gramerlere yer verilmiyor. LGS'de İngilizce'deki sorulara baktığımızda kelime bilgisi, ifade bilgisi, soruları çözme yeteneği çok çok değerli. Dolayısıyla bol bol kelime çalışacağız. Tonguç Cup'ta arkadaşlar birinci sezon yarışma heyecanı başladı. Mevsimlerin oluşumu, fiilimsi, çarpanlar, katlar videolarını yayınladık. Bugün de Friendship yayınlıyoruz ve Friendship videomuzdan sonra da diğer videolarımız da hızlı bir şekilde gelecek. Ve sizlerle birlikte LGS 2024'te efsane bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tonguç Cup'ta hangi takımı tutuyorsunuz hocam? Arkadaşlar ben tabii ki hem Bilge Baykuşları hem de Hızlı Çıtaları destekliyorum. Her ikisini de gönülden destekliyoruz. Çünkü her ikisi de hem takımları için yarışıyor, hem kendileri için yarışıyor, hem de sonunda ödüller kazanacaklar ve LGS'de de çok güzel okullar kazanacaklar. Hadi bakalım o zaman. Şimdi intromuz girsin. Sonrasında mükemmel bir şekilde videomuza başlayalım. Tonguç Dershane sunar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimize what are we going to learn? Ne öğreneceğiz? Tabii ki arkadaşlık aktivitelerine bakacağız ve personality traits, yani kişisel özelliklerimize bakacağız. Tabii ki sizler sonrasında 0'dan 8'den, zoru setinden ve dinamolardan mutlaka soru çözmeniz gerekecek. Onları dersimizin sonunda vereceğiz. Bu hafta ödev vermiyoruz ama sözel derslerde siz yine bol bol soru çözerek hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Ve ilk dersimizin ilk sayfasını açıyoruz. Learn demiş, öğren. Şimdi burada tam bir LGS'ye çıkabilecek soru tarzı. Yani kelimeleri biliyorsun ama resimlerle eşleştirmen gerekiyor. Ya burada ne yapıyorlar mesela? Arkadaşlarla buluşmuşlar. Şimdi bunu sen Türkçesini biliyorsun ama İngilizcesini bilmen lazım. Friends'in arkadaş olduğunu bilmeyenimiz var mı? Yok hocam. Harika, hepimiz biliyoruz. O zaman meeting friends'i arkadaşlarla buluşmak. O zaman buraya bir yazıyorum Tonguç'um. Giving a present 2. Buraya da 2 yazıyorum. Hediye vermek. Watching plays, going to the theater. Yani tiyatroya gitmek veyahut da oyunlar izlemek. Play oynamak demek ama aynı zamanda tiyatro oyunu da olabiliyor. Dolayısıyla buraya da 3 diyorum Tonguç'um. Going to the cinema zaten belli. Accepting a job offer, bir iş teklifi kabul etmek, bu da yine 5 oluyor. Hocam bu sayfa çok kolaymış. Evet, bu çok kolaymış. Bu sayfa gerçekten çok kolay olmuş. Bu şekilde sormuyorlar tabii, böyle biraz karıştırıyorlar. Biz şimdi kelimeleri öğrettiğimiz için biraz kolay başladık ama birazdan zorları da gelecek. Şimdi devam ediyoruz. Meeting friends, arkadaşlarla buluşmak. Giving a present, hediye vermek. Watching plays, oyunlar izlemek. Going to the theater, tiyatroya gitmek. Going to the cinema. Sinema ne demek Tonguç'um? Hatırlayamadım hocam. Nasıl hatırlayamadım? Sinema, sinema, cinema yazıyor sadece. Sinemaya gitmek ve accepting a job offer, bir iş teklifini kabul etmek anlamına geliyor. Şimdi tabii İngilizce'de kelime soruluyor dedik. LGS'de böyle yeni nesil soru falan filan, böyle zorlayıcı gramer falan yok. Tamamen kelimeleri bilmemiz gerekiyor. Kelimeler için de tabii ki bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Soruları çözdükten sonra da eğer bazı bilmediğimiz kelimeler varsa onları böyle küçük küçük kağıtlara yazarak yanımıza gezdirdiğimizi aklımızda tutabiliriz. Mesela diyelim ki burada bilmediğim bir kelime var mı Tonguç herhalde benim? Offer hocam. Offer, hemen buraya yazıyorum. Offer teklif demek, tamam mı? Offer kelimesini yazıp arkasına da teklif diye Türkçesini yazıyorsun. Buna benzer kelimeleri cebine atıyorsun. Sakın sakın sınavda, okulda veyahut da evde ders çalışırken kullanmıyorsun. Bunları sadece boş boş gezerken, kantindeyken, arkadaşlarına buluştuğunda, oyun oynarken cebinden çıkarıyorsun. Offer neydi ya? Unuttum. Teklif etmek. Veyahut da teklif etmek neydi ya? Offer. Bu şekilde tekrar ettiğinde kelimelerin hepsi aklında kalacak ve sınavda da en yüksek netlere ulaşacaksın. Hiç endişelenmeye gerek yok. Sadece yapman gereken şey bilmediğin kelimeleri bu tarz kartlara yazmak. Tonguç herhalde benim. Zaten bizler de Dinamo setin içerisinde yer alan kitaplarımızda kelimelerimizi, İngilizce kitabını göstermek istiyorum şöyle. Nerede İngilizce? Ha, burada bak. Dinamo İngilizce'de her bir ünitenin başında da direkt ilk başta kelimeleri veriyoruz. Yani kelimenin İngilizcesi, Türkçesi. Accept, kabul etmek. Addicted, bağımlı. Apologize, özür dilemek. Argue, tartışmak. Attention, dikkat. Attention, attention. Aynen. Genellikle havalimanlarına böyle der. Attention, attention. Havalimanlarına bu şekilde söylerler. İşte bu kelimeleri tekrar edeceğiz. Sen eğer attention kelimesinin dikkat olduğunu bilmiyorsan hemen karta yazacaksın buraya. Diyeceksin ki kardeşim attention, buraya yazdım. Attention diye yazdım. Tabii sen buraya attention yazıp okunuşunu da attention diye buraya don tuşabilirsin. Sonra arkasına da hop çikilop tabii ki dikkat diye bu şekilde
not alıyorsun, bitti gitti. Sonra yanında çalışıyorsun. Burada çok önemli, kitaplarımıza bizler alıştırmaları veriyoruz resimli. LGS'de de bu şekilde geldiği için. Aynı zamanda tabii ki normal test sorularıyla da, dişler sorularıyla pekiştiriyoruz. Bunu birazdan göstereceğiz. Şimdi daha fazla reklam yapmadan konumuza devam edelim. Hop çikilop geldik, devam ediyoruz. Playing gitar ne olabilir Tonguç'um? İki hocam. Harikasın, bu kadar basit. O zaman buraya iki yazıyorum, gitar çalmak. Throwing a party, bir parti vermek. Buraya bir yazıyorum. Rejecting an invitation, bir daveti reddetmek. Burada reddetiyor gibi düşün. Hayır hayır olmaz diyor. O zaman buraya da 4 diyelim. Reject, reddetmek. Replying emails. Email elektronik posta demek. Zaten e-mail de diyor Türkçe'de. Reply de cevaplamak. Burada gördüğün gibi cevaplıyorsun. O yüzden D3 oluyor. Having a barbecue. Barbecue nedir Tonguç'um? Mangal. Harika söyledin. Gerçekten de mangal demek. Şöyle hatta mangalın resmi kıyafetini yapalım. Mangal beyaz atlet ve lacivert çizgili pijamayla yenilir ve kullanılması gerekir. Dolayısıyla barbeküye adamlar barbekü diyor. Biz ise mangal diyoruz. Dolayısıyla esas da doğrusu da mangal olması lazım. Geldik buraya, barbekü, barbekü yapmak. Şimdi geldik şimdi diğer sayfamıza. Match the words. Eşleştirin kelimeleri diyor. With their synonyms. Sinonim eş anlamlı demek. İngilizce'de çok fazla eş anlamlı kelime var Tonguç'um. Mesela bak şimdi. Buradan başlayalım. Buddy kanka demek. Şimdi buradaki kelimelerden hangisi kankaya, en iyi arkadaşa benziyor? Best friend hocam. Harikasın. O zaman buraya böyle hop çikil hop best friend diye yazıyorum. Şöyle hatta çift gideyim ki hiç karışmasın. Şöyle alıyorum bunu da. Şöyle hop buraya aldık. Buddy, best friend, best friend, buddy. Dolayısıyla sen eğer buddy kelimesini öğreneceksen diyelim ki şöyle bir şey de yapabilirsin. Yani şimdi buddy'yi yazıp arkasına Türkçe kanka yazmak yerine direkt buraya şöyle kelime kartına, tabii bunu şöyle kestiğimizi düşünelim. Direkt arkasına kanka yazmak yerine best friend de yazabilirsin. Yani nasıl olsa best friend ne olduğunu biliyoruz. Best friend bilmeyenimiz var mı? Yok. Best friend en iyi arkadaşın. Çevirdin buddy. Kanka bu şekilde aklına kalabilir. Devam ediyoruz. Sonrasında başka bir bileceğimiz kelimeyle gidelim mesela. Biraz zor gibi hocam. Tabii şu anda sene başı olduğu için zor gelebilir Tonguç'um. Ama hiç endişelenme. Hepsi çok güzel bir şekilde öğrenilecek. Hepsi pekişecek. Laid back, relax demek. Hemen bunu da böyle alıyorum. Laid back, relax. Yani böyle rahatlamış. Oh kebap, rahat. Tamam relax, rahat diyoruz. Gamsız yani. Hatta şöyle gamsız kelimesini de yazabiliriz buraya. Backup, desteklemek demek. Hemen backup'la aynı anlama gelen support kelimesini hop çikilop böyle eşleştiriyorum Tonguç'um. Backup, support dedik. Bitti gitti. Devam ediyoruz. Get on well, iyi geçinmek demek. Hemen burada yani like each other, iyi anlaşmak. Hemen burada hop 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 böyle yapıyorum. Buraya okları yapıştırıyorum. Karışmasın diye böyle ikili ikili gidiyorum ki like each other. Yani iyi anlaşmak. Hatta buraya Türkçesini yazalım. Dersi dinlerken not alan arkadaşlar varsa onlar için de yardımcı olmuş olalım. İyi anlaşmak diyoruz. Tamam. Rely on'da en sonunda trust kaldı. Rely on'a da o zaman güvenmek anlamına gelen trust'ı eşleştirebiliriz. Son şeyler dönüyorum. Rely on, trust. Dolayısıyla yukarıda trust'ı verir. Aşağıda rely on yazar. Aşağıda rely on yazar, yukarıda trust verir. Dolayısıyla sen bu kelimelerin aynı anlama geldiğini kesinlikle bilmelisin Tonguç evladım benim. Hop geldik. Şimdi iyi arkadaşın özelliklerine bakacağız. Good friends are böyle böyle böyledir diyeceğiz. Bir de kötü arkadaşların özelliklerine bakacağız. Mesela senin en iyi arkadaşın kim Tonguç'um? Tankut hocam. Harikasın. Zaten burada Tankut'la beraber el ele kol kolasın. Tankut, Tongül. Bunların hepsi senin en iyi arkadaşların. Şu anda bizi izleyen arkadaşların en iyi arkadaşları vardır. Zaten en iyi arkadaşını düşündükleri zaman derler ki ya bir dakika benim en iyi arkadaşım kim mesela? Diyelim ki Doruk olsun. Doruk'un özelliği nedir? Loyal, sadık, kind, kibar, honest, dürüst, generous, cömert, reliable, güvenilir, trustworthy, güvenilir, supportive, destekleyici, friendly, arkadaş canlısı. Ha benim arkadaşımın özellikleri budur. İyi arkadaş. Ama sevmediğimiz bir insanı düşünelim. Yani kötü arkadaşımızın özelliklerini düşünelim. Unreliable, güvenilmez, jealous, kıskanç, arrogant, kibirli, mean, kaba, liar, yalancı, selfish, bencil, stubborn, inatçı, bad tempered, huysuz, böyle iğrenç kelimelerde kötü arkadaşların özellikleri oluyor. Şimdi gel bunları öğrenmemiz gerekiyor. Sınavda çıkıyor. O yüzden bunların Türkçesini yazalım. Şimdi loyal, sadık demek. Bu kelimeyi bilmemiz lazım. Kind, kibar demek. Hemen en iyi arkadaşını düşüneceksin Tonguç'um. Şu an ekranları başında izleyenler işte en iyi arkadaşı Zümra ise onu düşünebilir. En iyi arkadaşı Doruk ise onu düşünebilir. Tankut'sa, Ayşe ise, Fatma ise, Ali ise, Haydar ise, Taha ise fark etmez. Herkes kendi en iyi arkadaşını düşünsün. Loyal, sadık, kind, kibar, honest, dürüst. Devam ediyoruz. Generous, cömert. Başka ne dedik? Reliable yani güvenilir. Hmm, güvenilirdir arkadaşlarımız. Trustworthy yine güvenilir anlamına geliyor. Demek ki trustworthy ve reliable aynı anlamda. Supportive, destekleyici. Yani support desteklemek, supportive destekleyici. Friendly de arkadaş canlısı. Bunu yazmamıza gerek yok. Friendly'nin zaten arkadaş olduğunu biliyoruz. Geldik buraya. Bad friends are. Kötü arkadaşlar. Unreliable yani reliable güvenilirdi. Unreliable da Tonguç'um
çok rahat bir şekilde biliyoruz ki güvenilmez oluyor. Jealous, kıskançtır böyle. Sen bir şey yaparsın hemen seni kıskanır. Arrogant, yani kibirli böyle. Mean, cimri de demek İngilizce'de ama biz LGS senesinde kaba olarak öğreneceğiz. Ama cimri anlamı da var mean'in. Liar yine yalancı anlamına geliyor Tonguç'cum. Selfish, bencildir böyle. Hep kendisi başarılı olsun ister. Kendisi bir şeyler yapmak ister. Ya niye bencil oluyorsun? Paylaş, cömert ol. Stubborn, inatçı, yine kötü bir kelime. Bad tempered da huysuz anlamına geliyor. Bu kelimeleri mutlaka bileceğiz. Sınavımızda karşımıza geliyor. LGS 2023'te bu kelimeler çıktı. LGS 2024'te de çıkacağı için bunları mutlaka bu tarz kelime kartlarımıza yazıyoruz arkadaşlar, sevgili Tonguç. Şimdi gelelim buraya. Fill in the blanks demiş. Bak sınavda nasıl çıkıyor? Diyor ki Tongül is nokta nokta. She never tells lies. O asla yalan söylemez diyor. Hmm. Everybody trusts her. Herkes ona güvenir diyor. O zaman Tongül güvenilir bir insan. Dürüst bir insan. Buraya honest yazabilirsin. Trustworthy diyebilirsin. Trustworthy diyebilirsin. Reliable diyebilirsin. Güvenilir de her şeyi yazabilirsin. Burada seçeneklerden iyi kelimeleri bulacaksın. Ama buraya kesinlikle unreliable, güvenilmez yazamazsın. Ya da liar, yalancı yazamazsın. Niye? Çünkü güvenilir bir insanmış. Buradan yakalayacaksın. Devam ediyoruz. Tankut is nokta nokta. He is so nice to people. O insanlara çok hoş davranıyor diyor. He isn't a mean person. O kaba bir insan değil diyor. O zaman buraya iyi bir şey mi yazacağız, kötü bir şey mi? İyi hocam. Harikasın. İyi bir şey yazacaksak hemen iyi kelimelerimize bakalım. Ne olabilir? İşte loyal vardı, kind vardı. Mesela buraya kind yazabiliriz. Tankut is kind. Tankut kibar. Herkese çok hoş davranıyor diyebiliriz. Veyahut da başka ne diyebiliriz mesela? Tankut is friendly. Arkadaş canlısı diyebiliriz. Tankut is işte ne diyebiliriz başka Tankut'a? Süper bir insan hocam. Tamam, süper bir insan da buraya süper insan yazamaz. O zaman şöyle diyelim. Tankut is friendly diyelim mesela. Friendly ve kindları yazabiliriz. Öğrendiğimiz kelimelerden Tonguç'u. Geldik buraya. Bakalım sorularda nasıl çıkıyor. Mesela nokta nokta never support you. Seni asla desteklemez. Kim desteklemez? İyi arkadaş beni destekler. En iyi arkadaşım da destekler. Gerçek arkadaşım da destekler. Ama bad friends desteklemez. Zaten sorularda 3 tanesi Mersin'e gider Tonguç'cum. Bir tanesi ise tersine gider. Oradan yakalaman lazım. Bak iyi arkadaş, en iyi arkadaş, gerçek arkadaş, kötü arkadaş. Şimdi bu Mersin'e gidiyor. Bu da Mersin'e gidiyor. Bu da Mersin'e gidiyor ama bu tersine gidiyor. Anlaştık mı? Dolayısıyla sen diyeceksin kardeşim bu bunların farklı. O zaman ben buraya bad friends yazmam lazım. Cevapta Ceyhan demem lazım. Bad friends never support you. Kötü arkadaşlar asla seni desteklemez diyor. Doğru. Geldik buraya. My best friend is so nokta nokta. She always buys me gifts. O bana daima hediyeler alıyor diyor. Hmm. Şimdi my best friend is so güvenilir. Benim en iyi arkadaşım çok güvenilir, bana hediyeler alıyor. Çok dürüst, bana hediyeler alıyor. Çok cömert. Bak generous, cömert demekti. Bu olabilir. Selfish bencil. Selfish olabilir mi? Olmaz hocam. Olmaz. O zaman diyeceğiz ki bak. Reliable güvenilir dedik. Tamam. Bunu yazdık. Honest dürüst dedik. Bunu da yazdık. Generous cömert dedik. Bunu da yazdık. Selfish bencil dedik. Bunu da yazdık. Şimdi diyeceksin kardeşim bu kadar basit. Ben burada hep bana hediyeler alıyorsa bu cömert demektir deyip bileceksin. Gördüysen, baktıysan, dikkatlice dinlediysen dersi Tonguç'um hep kelime soruluyor. Yani kelimelerin anlamını bilmezsen sen istediğin kadar he'ye es takısı gelir, she'ye es takısı gelir. İşte go, went, all. Bunların hiçbir anlamı yok. Burada direkt kelime soruyor. En iyi arkadaş, hediye almak, o zaman güvenilir, dürüst. Cömert. Cömerti buluyorsun, yapıştırıp geçiyorsun. Bu kadar basit. Dolayısıyla Dinamo setimizin içerisinde yer alan Dinamo İngilizce'den mutlaka kelime çalışmaları yapmak için bu seti almalısın Tonguç'um. Bu setin içerisinde biliyorsun aynı zamanda Dinamo Matematik, Dinamo Fen, Dinamo İnkılap, Dinamo Din, Dinamo Türkçe kitapları da sana avantajlı bir şekilde geliyor. Aynı zamanda Dinamo setinin haricinde biliyorsun Tonguç Kap'ta ödevlerimizi verdiğimiz ve sonunda da ödül verdiğimiz Zoru setten de ödevlerimiz var. Burada da hemen şöyle çıkaralım. Zoru setin içerisinde Tonguç'um. Zoru Bankası Türkçe, Matematik Fen var. İngilizce ise onda onun içerisinde. Çünkü biz LGS'de, İnkılap'ta, Dinde ve İngilizce'de ne yapmak istiyoruz Tonguç'um? Onda on hocam. Harikasın. Onda on yapmak istediğimiz için kitabın adına onda on koyduk. Yani her birinde 10 soruda da doğru yapmak istiyoruz. Bak burada da yine konuları sana sorular üzerinden gösteriyoruz. Dolayısıyla eğer sen İngilizce'de soru çözerken hata yaparsan ya bunun cevabı neymiş, C'ymiş. Hayır öyle değil.
karekodu okutarak soruların çözümünü izle ve çok iyi bir şekilde anla. Neden? Çünkü İngilizce öğretmenlerimiz sana soruları detaylı bir şekilde anlatıyor. Bir de konu anlatımı kitabı isteyen arkadaşlarımız için de 0'dan 8'e kitabımızı önerebiliriz. Burada da 0'dan 8'e sözelde, Tonguç'um hemen açıyorum bak. 0'dan 8'e sözelde İngilizce kısmında burada ilk konumuz yani friendship konusunu. Burada da yine kelimeleri veriyoruz. Ardından konuları sana böyle tek tek gösterdik bak. Friendship, arkadaşlık, iyi arkadaşın ve kötü arkadaşın özellikleri, şey benzer şeyleri paylaşır, get on well, iyi geçinir gibi ifadeleri tek tek gösterdik. Buradan her birini güzel güzel yapıyorsun Tonguç'um. Hadi bakalım o zaman. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. LGS 2024 yolculuğumuza başladık. Welcome to LGS Race diyoruz. LGS yarışına hoş geldiniz. Tonguç Kapı hoş geldiniz. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Tonguç Dershane sundu.